Bugün 11 Ocak 2024 Perşembe. Hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'na karşı adeta isyan var. Kriz söz konusu ve Mansur Yavaş'ın adaylıktan çekilmesi bile dün gündeme geldi. Olanları perde arkalarıyla açıklayacağım lakin önce Tayyip Erdoğan'ın dün akşam ettiği acayip söz dedi ki Son günlerde karşımıza çıkmaya başlayan 28 Şubat vari müsamerelerin gerisinde olan güçleri biliyoruz. Kastettiği muhtemelen Fatih Cami imamının bıçaklanması ve hilafet bayrağını taşıyanın üniversiteli genç tarafından dövülmesidir. Cumhurbaşkanı bunların organize olduğunu düşünüyor. İyi de imamı bıçaklayan layık milliyetçi kesimden ya da soldan CHP dünyasında biri değil. Tam tersine beş vakit namazlı abdestli biri. Bu isim Fatih Camii'nde Hamas'a destek İsrail'e lanet sloganları atınca imam burası yeri değil demiş ve saldırganda bunun üzerine basmış bıçağı. Polis siciline baktı, fail İslamcı eğilimli bir psikopatmış. Hal bu iken bıçaklanan imam diye bu olaydan 28 Şubat hikayesi çıkarılabilir mi? Hilafet bayrağı taşıyan meczubun üniversiteli genç tarafından tokatlanması da anlık tepkisel bir gelişme yani tasarlanarak olması mümkün değil. Öyleyken bunlardan hareketle yeni bir 28 Şubat var demek ne kadar gerçekçi. Evet Tayyip Erdoğan'a soruyorum. 28 Şubat müsamerelerinden neyi kastediyor? Kimdir o saldırganların ardındaki güçler? Nedir adı? Hayali güç heyyulası devlet tavrı olabilir mi? Bütün devlet kurumlarının yüzde yüz saraya bağlandı iktidarın, yargıdan askere, polise, her şeye tam manasıyla hakim olduğu, medyadan iş dünyası ve sivil toplum örgütlerini avartısız her kesimin teslim alındığı, Sinan Ateş türü cinayetlerin bile siyasi sebeple örtüldüğü bir ülkede kim iktidara karşı 28 Şubat türü müsamereler, organizasyonlar yapabilir? Böyle bir şeyin iddiası bile komiklikten ötedir. Bugünün Türkiye'sinde bırakın insanları teşbihte hata olmasın. Kuşlar bile Tayyip Erdoğan'ın istemediği rotada uçamıyor. Öyleyken iktidara karşı yeni bir hazırlık ve kalkışma imasında bulunmanın inandırıcılığı olamaz. Açık net yapılan seçim içindir. Ekonomik sorunların altında ezilen iktidar, olmayanı yani hayali bir tehdidi var gösterip ahaliyi manipüle etme peşinde. Evet düşman ve mağduriyet yaratma adına masallar üretiliyor. İnandırıcı olması için önümüzdeki günlerde yargı, polis harekete geçirilebilir, operasyonlar yapılabilir. Peki kimi hedef alırlar derseniz muhtemelen Zafer Partililer olacak ırkçılık, kışkırtma, komplo, şu bu deyip gözaltılar hatta tutuklamalar söz konusu olabilir. Bu şekilde hem sığınmacılar konusunu seçim sürecinde tartıştırmayı engelleyecekler hem de seçim öncesi topluma korku salacaklar. Zafer Partililerin Amerika'da, Avrupa'da dostları da yok, tepki de olmaz. Ha aktardıklarım bilgi değil, tahminimdir ancak iktidar için söz konusu seçim olduğunda her şey ihtimal dahilinde. Hatırlayın bu iktidar değil miydi? 2019 İstanbul seçiminde hile yapıldı deyip seçimi iptal ettiren ve hile ile alakalı tek bir delil ortaya koyamayan benzer şey bu seçimde hayali düşman algısını yaratma adına zafer partilere suç uydurma olabilir ki bu FETÖ metodudur. Ha sonradan beraat olur ama sonradan beraat etsem ne olacak? Atı alan Üsküdar'ı geçecek yani AKP seçime kazanmış olacak. Özetle iktidar seçim için her şeyi yapıyor ve yapacak. Mesela emeklilere zam olayı. Asgari ücrete ve memura %50 artış verilirken Emeklilere malum %37 verdiler. Kurulan algı oyununa göre emekliyi önce %37'ye alıştıracaklar. Akabinde %10 artış verip bunu şovla sunacaklar. AKP Grup Başkan Vekili Abdullah Güler dün bunu kanun teklifi hazırlığımız var diyerek ortaya koydu bu şekilde yapılması kaçınılmaz olan, yapılması olmazsa olmaz olan emekli maaş artışını bile seçim malzemesi yapacaklar. Defalarca söyledim, 7500 lira alana %50 artış yapsan ne olur ki? Açlık sınırı 15-16 bin liraya dayanmış iken ayda 11 bin lirayla 12 bin lirayla nasıl geçinilir? Değerli dostlar gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'nde olanlara. Dün Ankara'da büyük bir kriz yaşandı. Mansur Yavaş ciddi ciddi adaylıktan çekilmeyi düşündü. Neden derseniz gerekçesi şu. Mansur Bey'in hedefi hem büyükşehir belediyesi hem de ilçeleri kazanmak. Yavaş Ankaralı ve her yerini sokak sokak adım adım biliyor. Bu itibarla seçimi kazanmak için ilçe profiline uygun adaylar olsun istiyor. eti Meskut ilçesi uzun zamandır Milliyetçi Hareket Partili başkan tarafından yönetiliyor. Seçmen kitlesi de milliyetçi muhafazakar 6 ay önce yapılan seçimde Cumhuriyet Halk Partisi sadece yüzde %12 oy alabilmişti. Buna karşın İyi Parti bile bu ilçede yüzde %15 oy aldı. Mansur Bey bu gerçeklikten, bu realiteden hareket ederek kendine destek için İyi Parti Ankara İl Başkanlığından istifa eden Mesut Öz Aslan'ın aday yapılmasını istedi. Amacı bu şekilde sadece Etimeskutlulara değil bütün Ankara'daki iyi partili seçmene mesaj vermekti ve onların oyunu almaktı. Aynı şey Gölbaşı için de geçerliydi. Mansur Bey milliyetçi muhafazakar seçmen ağırlıklı olan bu ilçeyi de MHP'den almak için oy potansiyeli yüksek bir isim önerdi. Ama heyhat, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu bu taleplere hayır dedi. Eti Meskut da bir tiyatrocuyu aday gösterdi. Erdal Beşikçoğlu elbette değerli bir sanatçı ancak onun aday olması gereken yer Eti Meskut değil Çankaya'dır. O seçmen profiline hitap ediyor. Üstelik kendisi de bizim gibi Çankaya'da oturuyor ve komşum. Eti Meskut'u hiç bilmez. Realite buyken bu tiyatrocu arkadaşı yapmak yani zorla aday yapmak Allah aşkına hangi aklın ürünü? Bakın Ankara'nın eğitim seviyesi düşük olan Muhafazakar ilçesine Erdal Beşikçioğlu'nu aday yapmak sadece siyaseti bilmemek değil, aynı zamanda CHP'yi sabote etmektir. Bu yapılanla belli oldu amaç öncelikle seçimi kazanmak değildir öyle olsa kazanılacak adayla seçmenin karşısına çıkılırdı ya soldan biri aday olsun ya da kaybedilsin dendi hadise budur bakın kumar oynandı bile diyemiyorum zira kumarda bile az da olsa kazanma şansı var Erdal Beşikçi oğluyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin eti meskudu kazanması vallahi milyonda bir bile ihtimal değil. Göz göre göre sırf solcu aday dayatmak için solcuları aday yaptık demek için yenilgiyi baştan kabul ettiler. Bakış bu ise cevap arıyorum. CHP'liler neden iyi Parti'ye kızıyor? İyi Parti CHP adaylarına destek vermeyince, CHP ile ittifak yapmayınca AKP işbirlikçisi ve hain oluyor da benzer şeyi CHP'liler yapınca nasıl doğru oluyor? AKP ve MHP'ye seçim kazandıracağı kesin olan birini aday yapmak, iktidara hizmet etmek değil mi? Amaç, hedef seçim kazanmak olsaydı seçilecek aday tercih edilirdi. Cumhuriyet Halk Partisi bu temel kurala neden kendi uymadı, uymuyor? Aynı şeyi Kemal Kılıçdaroğlu hatırlayın, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaptı ve Tayyip Erdoğan'a asla kazanamayacağı seçimi hediye etti. Bugün de Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun izindedir. Sevgili Yılmaz Özdil'in aksine ben Özgür Özel'e zaman verelim demiştim ki geçen aylar içinde artık kanıtlandı. Özgür Özel liderlik yapamıyor. Yahu lider dediğin sonuca odaklanır. Siyaseti okur, gerektiğinde masaya yumruğunu vurur bir avuç parti esnafını, bir avuç parti militanını tatmin adına kazanma ihtimali sıfır olan birini dayatmak, aday yapmak liderlik değil, liderlik olamaz. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi ile Özgür Özel'in bu seçimdeki iki silahı sadece Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'dur. Onlar aday olmasın ve rüzgar estirmesin. CHP dibe vurur ve pek çok yeri kaybeder. İmamoğlu İstanbul'da, Mansur Yavaş Ankara'da kaybetsin. Özgür Özel de o koltuğunda bir dakika oturamaz. Bundan dolayı Kemal Kılıçdaroğlu cuntası özellikle Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'da kaybettirmek için seferberdir. Kesin bilgi olarak aktarıyorum. Bu kesim sol ve alevi seçmeni ajite ediyor, tahrik ediyor. İmamoğlu'na karşı intikam naraları atıyor. Amaçları seçimi kaybettirip kendilerince güya Kemal Kılıçdaroğlu'nun intikamını almak. Mustafa Sarıgül bile bu organizasyonda diyenler var. Tabii alevilik ve intikam görünürdeki şekli sebeptir asıl gayeleri Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar ele geçirip muhalif sektörden geçinmek. Onlar için Türkiye'nin önemi yok. CHP Genel Merkezi'nin ele geçirmesi önemli. İstanbul önemli değil. Kadıköy, Bakırköy, Beşiktaş belediye rantları yeter. Ankara önemli değil. Çankaya yeter. İzmir önemli değil. Konak ve Karşıyaka belediyeleri yeter. Abartıyor değilim. Son 15 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi bu gibiler tarafından kuşatılmış durumda. Bunlar bir avuç azınlıktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel gövdesi sağlamdır ancak egemen olan maalesef bunlar. AKP Türkiye'de rejimi değiştiriyormuş, ülke yıkılmak üzereymiş umurlarında değil. Düşünün o bir avuç azınlık parti kontrolümüzden çıkmasın diye yıllar yılı Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye kaydı bile yapmadı. AKP'nin üye sayısı 10 küsür milyon iken Cumhuriyet Halk Partisi 1 milyon civarında kaldı. Hedefleri ise ifade ettim Nisan ortasında imza toplayıp olağanüstü kurultay yapmak ve özgür özeli devirmek. Her şey bu kadar açık, bu kadar aleni iken Özgür Özel hala Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak şeyler yapıyor. Mesela PKK'lı sanatçının elini öptü de ne oldu sanki? Hani nerede Dem Partisi'nin desteği? O el öpülmese en azından milliyetçi kesimin tepkisi alınmayacaktı. O cenah karşı tarafa itilmeyecekti. Cumhuriyet Halk Partisi liderliğinde maalesef siyasi öngörü, vizyon hiçbir şey yok. Özgür Özel aynı şekilde Kadıköy, Bakırköy, Kartal, Ataşehir, Sarıyer, Şişli ve Beşiktaş adaylıkları için de yanlış ısrarlar içinde. En yakınında olan genel başkan yardımcısı dün bana telefonda şunu söyledi. Özgür Bey önder gibi, lider gibi değil.'' herkesi memnun etmeye çalışan kayyum gibi davranıyor ve bu tavrı partiyi zora sokuyor. Değerli izleyenlerim, yıllar yılı Türkiye'nin asıl sorunu alternatif muhalefetin yaratılamaması, olmaması demem işte bundan. Kemal Kılıçdaroğlu gönderildi lakin yerine gelen Özgür Özel'in Tayyip Erdoğan gibi biriyle mücadele edemeyeceği kısa süre içinde ortaya çıktı. Meral Akşener'de malum ümitsiz vakadır. Peki olması gereken ya da olacak olan ne derseniz bakın Ekrem İmamoğlu İstanbul'u tekrar kazanabilirse Türkiye'nin geleceğine ipotek koyacaktır. Eğer kaybederse Nisan ayının ortalarında yeni bir siyasi oluşum farz olacak. Noktalarken videomu dostlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.